Gel Joy, seni de bir göstereyim. Joy, video çekeceğiz yine. Evet aşkım, yine. Tamam, tamam, tamam. Bir şey yok. Video çekeceğiz, bir şey yapmıyoruz. Hep böyle bir donuyorsun sen. Kamera görünce hep donuyor. İyi, ben o zaman tek başıma çekiyorum. Sen git. Peki. Bugün size böyleli aloha diyorum. Bunu çok 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 severek aldım. Gördüğüm gibi zaten aldım. Aloha deyip açılışımızı yapalım o zaman. Şimdi arkadaşlar, bugün size bahsetmek istediğim konu açıkçası son zamanlarda biraz üzerine hafiften düşündüğüm bir konu. Ve bu konuyu böyle ele alıp çok ona aslında nasıl diyeyim, değer vermek istemiyordum. Ama sonra şunu fark ettim ki aslında bu konuya değer vermekle alakası yok pek de. Sadece kendi fikirlerimi ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü belki ilerleyen zamanlarda buna gerek olabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla şimdiden böyle inanılmaz gizemli konuştuysam başlayabilirim bu videonun neyle ilgili olacağı konusuna. Şöyle ki, bazı insanlar, bazı arkadaşlarımız kötü yorum bırakmayı seviyorlar ve bazılarımız da bunu hobi şeklinde böyle bazen kanallara girip, yani YouTube'da işte yorumlarda, bazen Instagram'da yorumlarda, yani bu online platformlarda, sosyal medyada gerçekten, yani kendi adıma da konuşmuyorum, başkalarının sayfalarında falan görüyorum, özellikle ünlülere yapılan bu hani bullying diye geçen ve bana kalırsa bu kadar neden kötüleşiyoruz, neden kabalaşıyoruz anlayamadığım bir yeri geliyor vicdansızlıkta yorumlar oluyor. Şimdi benim yani kendi videolarımın altında açıkçası çok fazla yer almıyor. Ama şöyle de bir noktası var. Bu benim başıma gelmiyor, aman o zaman oh iyi diye kenara çekilmeyi de çok doğru bulmuyorum. Çünkü bana kalırsa birine bir yorum yazan yarın öbür gün size de zaten yazabilir. Ve önemli olan da, yani benim bu videoyu çekmek istemem de açıkçası bana işte kötü yorum yazdılar ve bunlardan neden rahatsızım, ya da buna, yani bunun için ben ne yapıyorum ya da ne yapmayı düşünüyorum konusundan da öte, neden böyle insanlar böyle yorumlar bırakıyor? Aslında biraz buna değinmek istiyorum. Çünkü bunun gerçekten psikolojik bir boyutu var. Konu aslında şöyle. Bugün bana bir yorum geldi. Yorumda vejetaryen olmakla ilgili ben bir video çekmiştim. İşte vegan ve vejetaryen olmakla ilgili bayağı oluyor böyle, kaç ay önce, geçen yazdı sanırım. Onun altına şöyle bir yorum geldi. 10 saniyeden sonra videoyu kapatıyorum. Sevimli olmaya çalışan YouTuber'lardan gına geldi diye. What? Gelen başka tabii ki de yorumlar da oluyor ve bunları böyle bilerek ekrana koymuyorum. Hem o insanların zaten hani isimlerini gösterip afişe olmalarını istemiyorum. Tamamen iyi niyetimden. İkincisi de onlara bu denli değer vermek de istemiyorum açıkçası. Ama gelen bazı kötü yorumlar tabii ki de oluyor. Şimdi şunu anlamıyorum ben. Bu arada benim tepkim ne, ona birazdan bahsedeyim. Bir dakika, ona en son bahsedeyim. Şimdi o yorumu yazıyorsan demek ki bana ya da videoya bir kıymet gösteriyorsundur ki bunu böyle yorum yazacak kadar kıymetli bulmuşsundur. Ya da gerçekten hani içinde kötülük barındırıyorsundur. Sen böyle bir insansındır ve o yüzden de hani insanlara karşı bunu kusmayı seviyorsundur. Ve burada en enteresan gelen kısmı da bana kalırsa, yani çok hayatımda ben kötü insanlarla diyeyim hani tırnak içinde muhatap olmaktan hoşlanmıyorum. Bundan beslenmiyorum ve buna da çok yer vermiyorum. Ama genelde benim düşünceme göre bu insanlar zaten kendi fiziksel hayatlarında, yani birebir karşılaştıkları insanlara karşı onların yüzüne böyle söyleyemezken, bu kadar cesur değilken, bir ara klavye delikanlılığı diye bir deyim, yani böyle bir cümle çıkmış, çok sevmiştim onu, bir deyiş daha doğrusu. Bunu böyle klavyede, yani online ortamda kusabilme potansiyelini buluyorlar. Bu onlar için böyle gayet biçilmiş kaftan gibi orayı kullanıyorlar. Şimdi ben ne yapıyorum öncelikle? Ben bir kere o yoruma bakıyorum. Gelen bütün yorumları okuyorum. Hani bazen böyle numaralar, işte ce 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 ha ha falanlar bile olsa onları da tutuyorum.
Genelde yorum silmiyorum. Ama içinde kötü niyet barındırdığına inandığım herhangi bir yorum olursa onu muhakkak siliyorum ve gerçekten de haddini aşmışsa da onu da zaten YouTube'a bildiriyorum. Ve burada arkadaşlar hani bu eleştiri almak, eleştiriyi kaldırmaktan çok başka bir noktada. Yani bana mesela biriniz diyebilirsiniz ki işte senin videolarını seviyorum ama işte atıyorum volümün çok yüksek. Ama işte ne bileyim konuşurken şöyle bakıyorsun. Tam olarak işte ben mesela şu an biraz yükseğe bakıyorum. Sizin göz hizanıza bakmıyorum. İşte mesela böyle bakmamalısın gibi gibi. Ya da ne bileyim şu konuyu ele almanı daha çok isterdim ama sen şu konuyu ele alıyorsun. Neyse. Önemli değil örnekler. Eleştirel ve yapıcı bir yorum geldiğinde ben bunu seve seve hatta hoşuma gitmese bile mesela siz bana deseniz ki bu doğru mesela. Çok da bununla ilgili bu arada yorum almadım. Herhalde hepiniz beni güzel bir şekilde anlıyorsunuz diye düşünüyorum. Ben mesela konuları çok dönüp dolaştırabiliyorum. Ya da bazen gerçekten çok karmaşık anlatabiliyorum. Ve bunun üzerinde de inanın bana çalışıyorum. Hani daha odaklı konuşmak, işte bir şey anlatırken parantez açmamak gibi gibi. Şimdi bana bununla ilgili diyebilirsiniz ki senin anlatım tarzın bana çok hitap etmedi. Eğer ki işte biraz daha dolandırmadan anlatırsan gerçekten çok memnun olurum. Çünkü işte seni çok ne bileyim sevdim, tatlı buldum neyse ne. Bu yapıcı bir eleştiridir. Eleştiridir bence ve kırıcı eleştiri yapmamanın da ben değerine ve kıymetine çok inanıyorum. Bunu demişken şunu da söylemem gerekiyor. Parantez açmam gerekiyor burada. Mesela benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. Bu arada bir parantez daha açacağım. Eyeliner çekmeyi öğreniyorum arkadaşlar. Gerçekten benim gözüme göre olan, şöyle hatta göstereyim size. Yani benim göz yapıma göre olan eyeliner çekme tarzı buymuş. Ben yanlış biliyormuşum. Aranızda özellikle Instagram'dan bana yazanlar çok oldu. İşte lütfen eyeliner çekmeyi öğren artık diye beni eleştirenler ve çok çok teşekkür ediyorum size. Gerçekten beni motive ettiniz ve benim canım arkadaşım Erdem bana öğretti eyeliner çekmeyi. Tabii gide gide daha da iyi olacak. Benim mesela Senem diye bir arkadaşım var ve kendisiyle zaman zaman konuşuyoruz. Hatta o bana bir kere şey demişti. Kardelen dedi hani gerçekten anlamıyorum. Hani biri kötü bir şey düşünüyor bile olabilir. Ama ben bir gün herhangi birinin bir postunun altına ya da birinin kanalında kalkıp da ona kötü bir yorum yazmadım demişti. Ve ben de öyle. Ben hiç kimseye şu zamana kadar asla ama asla, yani burada isteyenler hani deli gibi merak edenler varsa gitsin her yere bakının, bakın. Hiç kimseye kötü bir yorum yazmadım. Hiçbir platformda. Hani böyle sosyal medyada falan ve bir şey söyleyeceksem de onun yüzüne söylemeyi açıkçası tercih ederim. Bir de kaldı ki şöyle noktaları var. Gerçekten birazcık sinirlenmiyorum ama anlamaya çalışırken zorlanıyorum bu konuyu. Siz o insanı tanımıyorsunuz. Yani mesela benim bir Instagram postumun altına işte ben yoga pozu yapıyordum galiba. Şöyle bir yorum gelmişti. Sen ilk önce kilo vermeye bak. İşte senden çok daha güzel vücutlu olanlar var. Sen daha işte şişkosun mu? Tombiksin mi? İşte bu ne hal falan böyle bir mesaj. Şimdi olabilir. Anlıyorum bunu ama bunu çok tatlı bir şekilde söyleyebilirsin. Ben zaten 4-5 kilo fazlam olduğunu biliyorum. Ve bu yorum bana inanın dokunmuyor. Ama bana dokunan noktası şu. Başkalarının da bu başına geliyor ve herkes bunu çok böyle güllük gülistanlık kaldıramıyor olabilir. Başkalarının duygu durumları, moralleri gerçekten yüksek olmayabilir. Ve sizin yorumunuzla, özellikle kötü sözlerinizle gerçekten düşebilecek insanlar var. Bunu bir düşünmenizi istiyorum. Ve bu sebeple de yani o insanın içinde bulunduğu ruh halini de bilmiyorsunuz. Mesela belki benim atıyorum bir hastalığım var ve ben kilo veremiyorum. Ya da belki ben doğum yaptım, fazla kilolarım var. Neyse ne bilmiyorum. Yani herhangi bir şey olabilir. Ama o insan hakkında onu birebir tanımıyorsanız ve gerçekten onunla iletişiminiz, etkileşiminiz, arkadaşlığınız yoksa bana kalırsa bu denli böyle hoyratça kelimeleri sarf etmemeniz gerektiğine inanıyorum. Çünkü şunu ben çok iyi biliyorum. Söylenen her söz, kullanılan, sarf edilen her cümle tamamen ve tamamen o kişinin kendisiyle alakalı. Mesela burada işte bana çok sağ olun ki çok tatlı yorumlar geliyor. Çok gerçekten beni motive eden birçok yorum alıyorum sizden ve bunların kıymetini de çok iyi biliyorum. Ve arkadaşlar bunların değerini bilmekle beraber ben
O yorumların da aslında sizden geldiğini bildiğim için sizin kalbinizde o sevgiyi taşıdığınızı, o minnoşluğu, o tontikliğin aslında sizden geldiğini biliyorum. Dolayısıyla evet, bunu bende görüyorsunuz ve bana söylüyorsunuz ama aslında bu size de ait. Ve siz sadece o içinizdekini benimle paylaşıyorsunuz. Bu sebeple de demek istiyorum ki gerçekten herhangi bir kötü söz aslında sizin nerede olduğunuzla, sizin o bilinç seviyenizin nerede olduğuyla, sizin nasıl bir duygu haliyle barışık olduğunuzla çok alakalı. Şimdi siz sanıyor musunuz ki bana bugün gelen yorum neydi? İşte sevimli olmaya çalışan YouTuber'lardan gına geldi. Şimdi ben demek ki kendisine göre böyle sevimli olmaya çalışan ama aslında sevimli olmayan bir YouTuber'ım. Ben kendime sevimli de demiyorum, sevimsiz de demiyorum. Ben neysem oyum. Hani kiminiz bunu sen çok tatlı bir insansın diye alabilir. Kiminiz de işte çok didaktik konuşuyorsun diyebilir. Kiminiz hayatımda gördüğüm en sempatik insansın, kiminiz de en antipatik insansın diyebilir. Bu bir kenara. Ama o kişi kendi filtrelerinden geçiriyor. Şimdi bu olabilir ama bunu söyleme gereğini, özellikle o yorumu yazma gereğini neden duyuyor? Burada bir sıkıntı var. Ve buna gerçekten böyle bir şeyi yazmadan önce özellikle siz o yorumu, siz o cümleyi alsanız, size birisi yazsa, size birisi söylese nasıl hissederdiniz? Yani kendinizi bir karşınızdakinin yerine koyarak düşündükten sonra, hatta belki gerekirse 5 kez 10 kez düşündükten sonra bunu yazmanızda ya da o cümleyi söylemenizde gerçekten çok büyük fayda olacağını ben düşünüyorum. Bir de genelde yani kimseyi yargılamak da istemiyorum. Hani bana niye bunu yazıyor ya da kalkıp da işte ne bileyim bir sürü yani 100 bin abonesi, 1 milyon böyle hani rakamlarda tabii ki de kitle açısından önemli. 2 milyon, 5 milyon, 10 milyona hitap eden arkadaşlarımız da var. O insanların aldığı yorumları ben artık çok önemsediğini de sanmıyorum. Hani bir yerden sonra duymuyorlar onları. Ama yine de tamamen aslında olay sizinle alakalı. Ve gerçekten neyi seçiyorsunuz? Yani her şey seçimlerden ibaret ya. Siz o gün o kişi olmayı seçiyorsanız ve bundan mutluysanız, çünkü bazılarımız da kötülükten beslenmeyi de seçebiliyor, sıkıntı yok. Ha, ben şunu yapıyorum, hani ben bundan kendimi nasıl koruyabilirim? Ben en başında önlemimi aldım. Çağla Çetinöz diye bir kız var, bilenleriniz vardır muhakkak. Onun ben bu karantina süresinde özellikle bayağı bir videolarını izledim ve çok sevdim, çok tatlı buldum kendisini. Her ne kadar böyle çok bambaşka içerikler olsa da, hani onun kanalında böyle makyajda vloglar falan oluyor çok fazla. O demişti ki işte bir böyle bu konularla ilgili, hani böyle bullying ile ilgili konuşuyordu. Ben mesela bana gelen demişti, böyle kötü yorumları siliyorum. İşte arkadaşıma gelen Instagram'da falan da böyle kötü yorumlar varsa hani yapan biri, o kişiye engelliyorum. Hatta işte ne bileyim engelliyorum gibi böyle söylemişti. Sonra bu fikir benim çok aklıma yattı. Bayağı da üzerine düşündüm. Hani ne kadar mantıklı dedim. Bence de yani sonuçta evet, Instagram engelleme opsiyonunu sana vermiş ve sana iyi gelmeyen biri ise hayatımızdan nasıl çıkarıyorsak, hayatımıza nasıl bazı insanları böyle asla hani sen çık sen pissin anlamında değil. Ama sanıyorum uyuşmuyoruz. Hani yolun açık olsun, sevgiyle seni uğurluyorum gibi böyle. Ona gerçekten güzel duygularla da onu hayatımızın dışında diyeyim bırakmayı seçiyorsak, en azından ben bunun üzerinde çalışıyorum. Eminim aranızda böyle olan çok insan da vardır. Bunu aynı şekilde sosyal medyada da yapabiliriz. Ve ben de şöyle yapıyorum. İşte YouTube'dan gelen eleştiri olarak, özellikle hani olumsuz bir eleştiri olsa da beni beslemiyorsa ve kötü niyet barındırıyorsa tamamen siliyorum dediğim gibi. Ya da gerçekten o haddini fazlasıyla aşmışsa da onu şikayet ediyorum. Instagram'da da siliyorum ve her zaman da silmeye devam edeceğim. Bu demek değil ki işte hemen de böyle şey derler bazı insanlar. Sen kötü yorum kaldıramıyorsun. Ay gerçekten susadım. Bu arada çabuk bitireyim de diyorum çünkü şu şarjı az, hani işareti yanıyor. Biraz ondan dolayı da böyle şey oldum. Hemen bitireyim moduna girdim. İşte sen böyle kötü eleştiri kaldıramıyorsun. İşte kötü eleştiri kaldırabilsen zaten buna takılmazdım falan. Hayır arkadaşlar, şimdi siz benim hayatımı bilmediğiniz için benim hayatımla ya da benimle ilgili, yani
bu tarz yorumlar yapabilme hakkına bence sahip değilsiniz. Ve bana kalırsa gerçekten haddini bilmek çok önemli bir konu. Ben mesela bir insana kalkıp o gün bana göre çirkin olduysa bile ay bugün ne kadar da çirkin oldun ya sen demem. Gerek yok. Eğer o bana sorduysa işte atıyorum saçım nasıl oldu? Hani gerçek fikrimi merak ediyor musun derim. Çünkü onu kaldırıp kaldıramayacağından da emin olmam gerekiyor. O noktada da şu kötü olmuş da demem. Bence şunu şöyle yapsam belki daha güzel olabilirdi ama tabii ki senin içine sindiyse, sen sevdiysen süper derim. Yani işin özü siz aslında nasıl bir insan olduğunuzu yazdıklarınızla, kurduğunuz cümlelerle, bıraktığınız yorumlarla, emojilerle belirtiyorsunuz. Ve ben de size diyorum ki nasıl insan olmayı seçtiğiniz tamamen sizlerin elinde. Ve bu ister bir ünlünün işte yorumlarına yazın, ister hiç ünlü olmayan birinin yorumlarının altına yazın. Aynı şey. Çünkü o yorumu bırakan kişi değişmiyor. Bir de bu arada aklıma şöyle bir şey daha geldi. Ben böyle spontan olsun diye bunu böyle bir deftere yazmadım bu videoyu çekerken. Çünkü gerçekten böyle birazcık sinirlendim de. Hemen o duygu haliyle de çekeyim istedim. Şöyle bir noktası da var ve önemli bir noktası. Ben psikolog değilim. O yüzden psikolojik açıdan yaklaşmak istemiyorum. Hele ki şimdi bir de bu şarjın bitme durumu olduğu için hemen hemen toparlayayım istiyorum. Bu insanlar ilgi çekmeyi de seviyorlar ve genelde ilgi çekmek, ilgi görmek, diğer insanlar da beni fark etsin. Hatta böyle İşte ünlü insanların hani sayfalarının altında yazarlarsa bir şekilde daha da fark edilebilir olduklarına inanıyorlar. Burada gerçekten ben şefkat duyuyorum. Neden biliyor musunuz? Demek ki o kadar çok sevgi istiyor ve o kadar çok sevgiye aç ki bu insan. Aslında bir yerde sevgi dileniyor gibi bir şey. İlgi dileniyor, beğeni dileniyor. Yani o kadar demek ki yoksun. Ve gerçekten ona demek istiyorum ki sen sevilebilecek bir insansın. Sen içinde sevgiyi ve iyiliği barındırıyorsun. Buna göre yaşamayı seçebilirsin ve bugün istersen o seçimlerini değiştirebilirsin. O yüzden de nasıl bir insan olmak istediğinizi gerçekten siz seçiyorsunuz derken bu videoyu artık kapatıyorum. Çünkü bu yukarıda pilin de yanıp sönmesi beni biraz gerdi yani resmen. Şey yapıyor hani olur ya böyle hadi bitir diyen böyle kamera arkasına tipler. Ona döndü. Bu konuyu sizlerle gerçekten paylaşmak istedim. Beni dinlediğiniz, zaman ayırdığınız, izlediğiniz için çok 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 minnettarım. Kocaman bir mahalo. İyi ki varsınız. Gerçekten varlığınıza çok ama çok müteşekkirim. Dediğim gibi yani sadece bana değil herhangi birine kötü yorum yazmak neden ve niye? Gerçekten iyi düşünün. Bu insan olmayı seçiyor musunuz? O sizin kalbinizden çıkıyor. Yani başka bir insan olmak, daha iyiye dönüşmek elimizde. O yüzden de belki bunu düşünmek istersiniz. Eğer ki aranızda böyle insanlar varsa diye düşündüm. Bunun yanı sıra da bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz ve abone olmak isterseniz, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz olmayı unutmayın ve o bildirim zilini de açarsanız zaten her hafta gelen videolardan haberiniz olur. Cuma günleri 6'da video yayınlıyorum. Arkadaşlar bir de bazen pazartesi günleri de geliyor. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın ve bol bol su için. Gerçekten bu nemli havalarda su birebir. Bu arada ben fazla hızlı mı konuşuyorum dersiniz? Biraz daha tane tane konuşabilirim. Şimdilik iyice haftaya görüşürüz. Şu deve tabanı var yanımda ama böyle mi konuşsam bilemedim. Deve tabanını. Şöyle göstereyim hatta. Bunu Berlin'den almıştım diye hatırlıyorum. Ya da Londra'dan. Böyle mi yapayım? Böyle mi? Allah! Bu ne bu arada? Gerçekten şu yukarıda, şurada bu blink 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 işareti, pil bitme işareti beni sinir etti. Sen mi büyüksün ben mi? Hadi o pil bitene kadar böyle duralım. Kısasa kısa.